Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği konusunda siyasi partilere resti çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.2 milyar liralık sosyal destek ödemelerinin 8 Kasım itibariyle hesaplara yatacağını müjdelerken, öte yandan elektrik desteğiyle ilgili de şöyle konuştu. Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza, içinden geçtiğimiz şu sancılı dönemde koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Başörtüsüyle ilgili anayasa tekliflerini meclisteki partilere götürdüklerini söyleyen Erdoğan, uzlaşma sağlanmazsa Cumhur İttifakı partileri olarak meclise sunmayı planlıyoruz şeklinde konuştu. Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız mecliste grubu bulan siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kat'i neticesi alındıktan sonra şayet uzlaşma sağlanabilirse, o şekilde sağlanamazsa da Cumhur İttifakı partileri olarak kendi teklifimizi meclise sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. AK Parti yönetiminin anayasadaki başörtü düzenlemesine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili tepkisi merak edilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gayet doğal ve doğru bir adımdır dedi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yapılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Tamamını ve 100 sandalyeli senatonun 35'ini oylarıyla belirleyecektir. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkında ne yorum yapacağıysa merak konusu oldu. Bahçeli tüm gözlerin çevrildiği MHP grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının sonlarına doğru AK Parti heyetinin HDP ziyaretine değinen Bahçeli şu sözlere yer verdi. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevap arayan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve mufsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Devlet Bahçeli, Türk askerine çamur atanlar vatan hainidir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde, ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Müzik.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde aralarında sözde sorumlularında olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle sağlanan temasta aralarında sözde sorumlularında olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Siverek ilçesinde parklardaki bank ve okul bahçelerindeki kamelyalara zarar vererek yakan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Bakın bakın neyi söktü, kırdılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde Şehit Suat Aloğlu Parkı, El Cezire İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki bank ve kamelyalara zarar verip ateşe veren ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar emniyetin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Ya bu yansa devlet malıdır ha. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. Konuyu yakından takip eden Siverek Belediyesi ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda geçtiğimiz gün Şehit Suat Aloğlu Parkı ve El Cezire İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kamelyalara zarar veren kişiler emniyet güçlerimizin hummalı çalışmaları sonucu yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Yaşanan bu üzücü olay sonrası harekete geçen ve konunun takipçisi olan Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan başta olmak üzere emniyet mensuplarımıza ve asayiş ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Milletimizin emanetine sahip çıkmak her zaman bizim öncelikli görevimiz olacak. Temennimiz böylesi olayların yaşanmaması ifadelerini kullandı. Bakın neyi söktü, kırdılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün bir bölümünü araç trafiğine açarak şehir içi trafiğine nefes aldırdığı Abide Kavşağı'nda geçişler artık daha rahat hale geldi. Şanlıurfa'da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı'nda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle yapılan ilave köprüde Karaköprü Viyadüğü'nün açılışı kontrollü olarak gerçekleştirilirken ikinci viyadüğünde planlanan süreden daha önce tamamlanarak trafiğe açılması bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ni birbirine bağlayan Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldırmaya başladı. Yan bağlantı yollarını da asfaltla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yolculuklarını daha konforlu yapmalarını sağladı. Abide Kavşağı'nın Karaköprü Viyadüğü'nü geçtiğimiz günlerde açan ve viyadükten araçla geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların devam ettiği diğer viyadük içinde planlanan süreden daha erken açılacağının müjdesini vermişti. Abide Kavşağı projesinin tamamlanmasının ardından Balıkayağı ve devamında yapılacak projelerinde müjdesini veren Başkan Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir'le değişimi hissetmeye devam edecek dedi. Şanlıurfa'nın aslında bir yerde de büyükşehir heyecanını yaşıyor şurada. Bu yaptığımız art germeli kavşaklarla, parklarla, yeni hizmet binalarıyla, yeni alanlar açtığımız yeni yollarımızla gerçekten artık büyük şehir havası almaya başladı Şanlıurfa. Nefes almaya başladı. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra halkımızdan dua istiyoruz. Balıkayağı ve devamını yapma noktasında da aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ekim ayı verilerine göre Şanlıurfa'da toplamda 619 ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2022 yılı Ekim ayı kaza bilançosu açıklandı. Verilere göre Şanlıurfa'da Ekim ayında 348 ölümlü, yaralanmalı kaza ve 271 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 619 trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Ekim ayı trafik kazaları verilerini paylaştı. Buna göre Şanlıurfa'da Ekim ayında 600'den fazla kaza meydana gelirken 500'den fazla kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre kazalar sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 553 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'da geride kalan 10 aylık süreçte toplamda 5707 kaza olurken bu kazaların 3039'u ölümlü, yaralanmalı kaza ve 2668'i ise maddi hasarlı kaza olarak belirlendi. Yaşanan bu kazalar neticesinde Şanlıurfa'da 24 kişi hayatını kaybederken 4910 kişi ise yaralandı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın talimatlarıyla belediye bünyesindeki atölyelerde üretilen kamelya, bank ve piknik masaları parklara monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Şanlıurfa'da bir ilki hayata geçiren Haliliye Belediyesi kendi kamelyalarını üretiyor. Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ahşap İş Atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde kurulan atölyelerle ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen piknik masaları, bank ve kamelyalar şehre kazandırılıyor. Satın almak yerine üreten Haliliye Belediyesi, ürettiği kamelyalarla yıllık bütçeden büyük tasarruf sağlıyor. Haliliye'nin geleceği için üretilen bank, piknik masaları ve kamelyalar parklara monte edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Üretilen kamelya, piknik masası ve bankların bakım ve onarımını da bu atölyelerle yapan ustalar, deforme olan ürünleri onarım sonrası ilk günkü görünümüyle parklara kazandırıyor. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyelerle hem hizmette hızlı işleyiş hem de tasarruf sağlanıyor. Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın talimatlarıyla kurulan Ahşap İş Atölyesi, örnek belediyecilik anlayışıyla da takdir topluyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Nadide Esma Uğurlu organ ve doku bağışı haftası nedeniyle yaptığı açıklamada "Her organ yeni bir hayat" diyerek organ bağışına dikkat çekti. Türkiye'de 3-9 Kasım tarihleri organ ve doku bağışı haftası olarak kutlanıyor. Organ nakli vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemi olarak biliniyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü de tüm kamu hastaneleri, ilçe sağlık müdürlüklerinde ve şehrin belli noktalarında halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla standlar kurdu. Kurulan standlarda halka organ naklinin önemi anlatılırken organ bağışı formları da doldurulabiliyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Nadide Esma Uğurlu organ bağışı ile ilgili şu sözlere yer verdi. Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü olarak tüm kamu hastanelerimiz, özel hastaneler ve üniversite hastanelerimizde halkımıza bağışçı olarak kayıt toplama ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekteyiz. Bununla alakalı olarak da bulunmuş olduğumuz AVM'de açmış olduğumuz standla organ doku bağış haftası münasebetiyle vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yaparak organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın başvuru taleplerini burada kayıt etmekteyiz. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğümüze, ilçe sağlık müdürlüklerimize, tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerimize başvuru yapıp daha detaylı bilgi alabilmektedirler. Halkımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını istemekteyiz. Unutmamalıyız ki her organ bağışı yeni bir hayattır.
İstanbul Beyoğlu'nda parkta beni nasıl tanımazsınız tanıyacaksınız diyerek karşısındakilere saldıran şahıs elindeki tabanca ile yanlışlıkla yanında bulunan bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Olay önceki hafta pazar günü saat 17.15 sıralarında İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Cenk Y ile Zafer Ö isimli şahıslar otomobille seyir halindeyken başka bir aracın sürücüsü Arap Veysi lakaplı Veysel E ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yol ortasında yaşanan tartışma sırasında Veysel E, Cenk Y ile Zafer Ö isimli şahıslara parkta bekleyin bizi geliyoruz diyerek aracına binip bölgeden ayrıldı. Kendini Arap Veysi olarak tanıtan Veysel E, park yanında Fatih Sarıtaş, Enes D, Hasan Basri A, Emir Doğan Can G ve Mehmet A isimli şahıslarla birlikte geldi. Yolda tartıştığı şahıslara siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız diyen Arap Veysi lakaplı Veysel E, Cenk Y ve Zafer Ö'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Veysel E elindeki tabancayla yanlışlıkla yanında bulunan Fatih Sarıtaş'ı kafasından, Enes D'yi ise kalçasından vurdu. Silahların patlaması üzerine kavgaya karışanlar sağa sola kaçışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar Fatih Sarıtaş ve Enes de hastaneye kaldırıldı. Fatih Sarıtaş hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Enes D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Katıldığı bir televizyon programında ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor şeklinde cümleler kuran sendika başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor şeklinde konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen başlatılan soruşturma kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan gözaltına alındı. Karacadağ'da kayak merkezinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Evdin Beyazgül'ün talimatlarıyla kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan otel inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğine sahip Karacadağ Kayak Merkezi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan otel çalışması devam ediyor. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'yı her anlamda 2023 yılına hazırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin kış turizminde de cazibe merkezi haline getirilmesi için Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne yeni bir tesis kazandırıyor. Turizm şehri Şanlıurfa'da turizm çeşitliliğinin artırılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Turizmi ve Karacadağ Kayak Merkezi'nde inşa edilen otelle kış turizmine büyük katkı sağlayacak. Kış turizminde büyük bir katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak Merkezi'nde çalışmalarına devam edilen otel en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Karacadağ Kayak Merkezi'nde bodrum, zemin, birinci ve ikinci kat olmak üzere 3600 metrekare iki kapalı alandan oluşurken yapı içerisinde restoran, kafeterya, 18 adet oda yer alacak. Vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet açık otopark da yapılacak. Meteoroloji dünden bu yana yağışın etkili olduğu Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çevre iller için sarı kod uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki toplam 7 il için sarı kod uyarısı yaptı. Uyarı yapılan bölgelerde şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Buna göre ülke genelinde yağış alan yerlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece arasında düşecek. Dünden bu yana Şanlıurfa'da etkili olan yağışın bugün de devam edeceği açıklanırken vatandaşlara uyarı geldi. Yağış nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edilen açıklama şu şekilde. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ordu'dan bir haberle devam ediyoruz. Bu apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok. Binayı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemeyip hemen fotoğraf çekiyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak mahallesinde yıllar önce yapılan 3 katlı bir evin 2 ve 3. katındaki balkonları yan tarafından yol geçeceği için yıllar önce iptal edildi. Büyük araçların geçişlerine engel olan balkonlar yıkılınca kapıları ise yerinde kaldı. Evin içerisinden direkt olarak 2 ve 3. kattan sokağa çıkışı bulunan, görenlerin dikkatini çeken kapılar bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken ev sahiplerinin ise yurt dışında yaşadığı, yılda bir kez geldikleri öğrenildi. Saffet Çelik isimli mahalle sakini balkonun yıkılmasının ardından kapıların boşta kaldığını ifade ederek bu Karadeniz halkının özenliği, bazen böyle şeyler olacak diye konuştu. Yol olmadığı için belediye burayı açtı. Sonra buradan da arabalar geçemeyince burayı kırdılar. Yani aslında burada yol yok. Bildim Bilal öyle. Yıllardır bu şekilde. Yıllardır. İlk defa gören şaşırıyor. Yani gelen bir bakıyor, resmini çekiyor. Yani soruyorlar bize, de cevap veriyoruz biz de. Binada oturanlar, sayede bir geliyor Almancı. Başka yok yani, gelmezler. Ve onlar da gelmezler. Bunlar da zaten kapıyı kullanmıyor. Bunlar bir iki defa kullandılar da. Bundan sonra yoklar zaten. Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Altaş Denizli Spor ile karşılaşacak olan Şanlıurfa Spor'da maç hazırlıkları sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmaları programı dahilinde Denizli deplasmanına gidecek olan Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor'da çalışmalar devam ediyor. Bu yıl çıktığı iki Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk olarak Karşıyaka ekibini 4-2, ardından Karaman FK'yı 3-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdıran Şanlıurfa Spor'da hedef galibiyet olarak belirlendi. Kulüp tesislerinde bugün devam eden antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren ekipte teknik direktör Kemal Kılıç tüm futbolcularla birebir ilgilendi. Kupada olası forma giyecek futbolcularsa yüksek performans sergiledi. Yarın da antrenmanlarını sürdürecek Şanlıurfa Spor ertesi gün hava yoluyla Denizli'ye geçiş yapacak. Karşılaşmaysa 10 Kasım Perşembe günü saat 17'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak. Evet, gitti kaleciye bastı. Benim boşalttığım yerde. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.